Geçen dersimizde bıraktığımız yerden bu dersimizde devam ediyoruz. Başlıyorum. Önemli değil. Bu arada adınız ne? Nie zašto stati kak vas zovut. Nie zašto önemli değil demektir. Bir şey değil, önemli değil. Stati bu arada kak vas zovut adınız ne? Adım Muhammed, eğer erkekse diyor. Ayşe kadın. Ya sizin isminiz? Minya zovut Muhammed veya Ayşe. A vaše imya minya zovut benim adım Muhammed veya Ayşe. A ya demek ya sizin diyoruz ya. Vaše sizin imya adınız. Ya sizin adınız diyor. Benim ismim Ulubek. Menya zovut Ulubek. Menya benim zovut adım Ulubek diyor. Siz nerelisiniz? Otkuda vy? Ben Kırgızistan'danım. Ya iz Kırgızistan'a. Ya ben demek iz İngilizce ile kıyaslarsak from demek. Türkçe'de dan eki yani Kırgızistan'dan. Kaç yaşındasınız? Skolko vam let. Skolko kaç demek? Vam sizin let yaş demek. Benim 23 yaşım var. Ya sizin? Mne 23 let. A vam, mne, benim. Sayıları geçtiğimiz için arkadaşlar bu şekilde yazdım. Let, yaş. A, ya, vam, ya sizin. Benim 33 yaşım var. Mne 33 let. Mne, benim. 33 dediğimiz 33, let, yaş. Bu arada let yıl olarak da söyleyebilirsiniz. Bir yıl geçti veya beş yıl geçti. O zaman da orada geçti ayrı şekilde söylüyorsunuz. Ama hani yıl olarak onu da söyleyebilirsiniz. Let. Çok genç gösteriyorsunuz. Вы очень молодо выглядите. Вы siz очень çok молодо, genç, выглядите, gösteriyorsunuz. Her şey için teşekkür ederim. Спасибо за все. Спасибо dediğimiz gibi teşekkür ederim demek. За все her şey için. Rica ederim, isterseniz numaramı vereyim. Bir problem olursa beni arayabilirsiniz. Не за что хотите могу дать свой номер телефона, если будет проблема, вы можете звонить мне. Не за что, bir şey değil, хотите, istiyorsanız, могу, edebilirim, yapabilirim gibi. İngilizce karşılığında can olarak da diyebiliriz. Dać, vermek, svoy, kendi, nomer, numara, telefon, telefon. Если, eğer, budget, olacaksa, işte will gibi diyebiliriz hani İngilizceye baktığımızda. Problema, bir problem, вы, siz. Можете, edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Звонить, aramak, мне, bana. Не за что, dediğimiz gibi, не за что, ayrıca da kullanabilirsiniz arkadaşlar, bir şey değil dediğinizde. Burada mesela, вы можете звонить мне, dediğinizde de ayrı bir cümle olarak da
kullanabilirsiniz. Siz beni arayabilirsiniz. Olur, можно. Burada arkadaş numarasını veriyor ve sizin numaranızı alabilir miyim soruyor. Rusça yazdım rakamları arkadaşlar. Bunu siz kendiniz okuyabilirsiniz. Çünkü sayıları geçtik biz sizinle. Plus 7, 123, 455, 89, 01 diyor. Можно ли взять ваш номер? Можно ли yapabilir miyim ya da edebilir miyim gibi. Взять almak. Yani можно ли взять dediğimizde alabilir miyim diyor. Ваш sizin номер numaranızı. Tabii ve karşı tarafta numarasını veriyor. Да, конечно. Да, evet. Конечно, tabii ki diyor. Plus 9, 554, 349, 88, 74 diyor. Numaraları söylemiyorum arkadaşlar. Sayıları söylemiştim size. O yüzden buna zaman kaybetmiyorum. Sizin mesleğiniz ne? Что ваша профессия? Diyor. Veya burada yazmamışım. Какая ваша профессия da diyebilirsiniz. Bunu da deseniz yanlış değildir. Что ваша профессия? Что ne demek? Ваша sizin, профессия mesleğiniz. Ben öğretmenim. Ya sizin, ya преподаватель, а вы, ya ben преподаватель, öğretmen, а я вы, siz. Ben doktorum. Ya врач. Ya ben врач, doktor. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Мне было очень приятно знакомству с вами. До встречи с Богом. Мне bana было очень приятно. Очень çok demek. Приятно hoştu. Burada hani du hoş duya ek eklediğimizde было diyor. Hani İngilizceye baktığımızda was were gibi biliyoruz. Znakomstvo tanışmak. Normalde znakomstvo oluyor tanışmak. Ama burada hallendirildiği için znakomstvo tanıştığıma diyor ya. Ondan dolayı bir ek eklenmiş, değişmiş. S vami sizinle do streçi görüşmek dileğiyle s bogom Allah'a emanet olun demektir. Evet. Sağ olun. Siz de hoşça kalın. Спасибо. Вы тоже. До свидания. Спасибо. Teşekkür ederim. Вы, siz, тоже, de. Yani siz de. До свидания. Hoşça kalın diyor. Evet arkadaşlar, buradaki verdiğim diyalog hani en azından kendinizi tanıtabilmeniz için işte bir yol bulmak istediğinizde sorabilmeniz için sadece konuşma diyaloguydu. Gramardan ayrılmayacağız. Gramarla birlikte gideceğiz. Bu sadece Rusça konuştuğunuzda ne kadar da güzel konuşabilirsiniz diye bir diyalogdu. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bu dersimiz. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki ders görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.